Ah bu vatan sevgisi, bu devlet sevgisi sizi nerelere getirdi Aziz Hanım? Biz şerefimizle ölüyoruz. Sen bu alçaklıkla yaşayabilecek misin bakalım? Az sonra cevabınızı alacaksınız Aziz Hanım. Cevdet, yolun sonuna geldik he. Buraya kadarmış. Sonra kursuna dizileceksiniz. Senin adına her ne kadar üzülsem de Alexi ve Vasili adına çok mutluyum. Belki bu sayede ruhları biraz olsun huzura kavuşur. Sen burada bizimle uğraşırken Türk ordusu Sakarya'da tarihinin en şanlı zaferlerinden birini kazanmak üzere Filipos. Ankara'ya giremeyeceksin kumandan. Atina'ya geri döneceksin. Hem de bir tabutun içinde. Yunan ordusu bizden asker sayısı olarak da mühimmat olarak da çok daha güçlü. Eğer orduyu ikiye bölüp cepheyi yaramazsak muvaffak olmamız mümkün değil. Mustafa Kemal Paşa buna karşı Şafak Harekatı diye bir plan yaptı. Nedir Şafak Harekatı? Filipos'u Kazım Paşa'nın birlikleriyle beraber Sakarya'nın güneyine geldiğine inandırmak. Eğer Filipos Sakarya'nın hem güneyinde hem kuzeyinde Türk ordusu olduğuna ikna olursa o git, o da kendi ordusunu ikiye bölecektir. Böylelikle gücü azalacaktır. Peki kendi gözleriyle görüp emin olmak istemez mi? İstecektir tabii. Ama evvela bir keşif birliği olacaktır. Eğer bu keşfi havadan yaparsa kendisine gelen bu istihbaratın doğru olmadığını anlayacaktır. Bu sebepten bu gece İzmir'deki hangarda bulunan tüm tayyareleri imha edeceğiz. Karadan keşif yapması ihtimaline karşında sanki Kazım Paşa'nın ordusu Sakarya'nın güneyine gelmiş gibi çadırlar kurduracağız. Mühimmatıyla, teçhizatıyla sanki o ordunun bir koluymuş gibi görünmesini sağlayacağız. Peki keşif birliği çadırların boş olduğunu anlarsa? Eğer keşif birliğinin başına Leon olursa o vakit keşif birliğine çadırları çok fazla yaklaştırmayacak. Böylelikle uzaktan keşif yapmakla yetinecek. Her yere baktık binbaşım. Bütün çadırlar boş. Tek bir asker bile yok. Nereye gitti bunlar asker? Bu arada uçmadılar ya. Galiba bir tuzaktı binbaşım. Türkler buraya hiç gelmemişler. Peki Filipos'u nasıl inandıracaksın Şafak ordusunun mevcudiyetine? Tayyareler imha edildikten sonra üzerimde bir vazife kağıdı ile yakalanacağım. Tevkif edileceğim. Lakin Filipos beni çok iyi tanıyor. Kolay kolay konuşmayacağımı bilir. Ancak ailemden biriyle beni tehdit ederse hakikati söyleyeceğimi farkında. Filipos? Etrafımdaki herkesin bilhassa benim ona ihanet ettiğimi düşünüyor. Kral Cevdet vazifesini başarsa bile bu kuşkusundan dolayı beni o keşif birliğinin başına vermeyebilir. Bizim bir yolunu bulmamız lazım. Bir şekilde beni yeniden kazanmam lazım ama ne yapabilirim bilmiyorum. Ben biliyorum ne yapacağımı. Birlikte yapacağız. Nasıl yardım edeceksiniz Aziz Hanım? Bu akşam sizi şehir dışına çıkaracağız. Ben çıkmayacağım. Kızlar İzmir'den çıkacak. Sen de beni tevkif edeceksin. Nasıl? Başından beri Cevdet'le planımız buydu. Filipos'a kendimizi yakalatacaktık. Kızlara söylemediniz. Evet, çünkü gitmezlerdi. Leon Filipos'u yanımıza ikna olması için önce Miral'ın yakalanması, sonrasında da büyük bir sır sakladığına inanması lazım.
Eğer Cevdet Şafak harekatı ile ilgili çok kolay konuşursa Filipos oyun oynadığımızı anlar. Ama eğer beni yakalamasını sağlarsa ve Cevdet'i benimle tehdit ederse söylediği her şeye inanır. Canınız pahasına. Harpteki herkes gibi. Boz hayaller görüyorsun Cevdet. Yunan ordusu şu anda Sakarya'da, kuzeyde Fevzi Pasa'yı ve güneyde de Kazım Pasa'nın ordusunu tepelemek ile meşgul. Ankara'ya girip Kemal'i esir ettiğimde selamını söylerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.